Hakkın gönle tecellisi için ne gerekir? Mustafa Tatçı. Bunun sermayesi aşktır. İrfan sonra gelir. Yani tecellinin meydana gelmesi sonrasında bunun irfanı gönülde varid olur veya insanın eline verilir. Tabii burada bir gayret lazım mıdır, elzem midir diye sorulacak olursa tabii ki bir gayret lazımdır. Sevgiyi çoğaltmak lazımdır. Teorik olarak söylersek, bu varlığın ham maddesi Hakk'ın kendisidir. Bütün varlığın aslı Hak'tır. Dolayısıyla insan kulağı bunu duyduktan sonra, her baktığın dost yüzü, ayırmam ondan gözü, gitmez dilimden sözü, çağırırım dost, dost. Niyazi-i Mısri demeye başlar ve baktığı yerde Hakk'ın nurunun tecelli ettiğini önce ilmel, sonra içinde yaşadıkça aynel, yani gönül gözüyle görmeye ve ileri bir merhalede bizatihi içinde yaşayarak Hakk'el yakin dediğimiz bir tarzda yaşar. Bu bahsettiğimiz hadiselerin gerçekleşebilmesi için kişinin gönül terbiyesi dediğimiz bir terbiyeden geçmesi lazımdır. Gönül terbiyesinin ilk ayağı burada asıl mevzumuz olan aşktır. Demek ki insanın aşkı yani sevgiyi çoğaltması lazımdır. Bunun içinde taklit bile olsa sever gibi yapmak lazım. Kişinin gönlünde sevmediği varsa ona karşı sever gibi yapmak bile bir başlangıçtır. Yani sevginin taklidi bile güzeldir. Tabii taklitle hakikat tahakkuk eder mi? Hayır, etmez. Ama bir zaman sonra tevhid, tehlil ile desteklenirse eğitim tamamlanır ve sevgi hakikate dönüşür.